Merhaba benim canım arkadaşlarım. Çok zaman oldu değil mi? Yani şu videoları çekmeyeli çok zaman oldu. Biliyorum kızgınsınız bana. Belki de beni özlediniz. Belki de abi sen ne yapıyorsun diyenler vardır aranızda. Problem değil. Ben geldim. Buradayım kardeş. Gitmiyorum bir yere. İşlerden güçlerden böyle fırsat bulamıyoruz. Bilgisayarın başına oturamıyoruz tabii. Ama dediğim gibi ben bunu bir rutine bağlayacağım diyorum ya. Hep diyorum ama işte ne zaman olacak bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar. Bugün Hellblade oynayacağız. Hellblade'in bir önceki videosunda, şurada bir yerlerde çıkar, benchmark testini yapmıştım. Zaten oraya gelene kadar hikayeyi az çok anladınız sanırım. Bundan sonra birlikte bu Hellblade'i oynayalım ve bitirelim. Baştan söyleyeyim, Hellblade dediğimiz oyun arkadaşlar, belki izleyicisine pek keyif vermeyebilir ama oyunu alt yazıları ile birlikte oynarsanız senaryosunu daha iyi anlarsınız. Hani böyle inanılmaz bir görsel şölen vesaire bekleyen kişiler için bu yok. Onu baştan söylüyorum ki zaten gördünüz. Oyun psikolojik olarak insanları etkileyen bir oyun. Dolayısıyla belli başlı hani sürekli bir hareketlilik vesaire göremeyeceksinizdir diye umuyorum. Tabii ben de aynı şekilde. Bakacağız, göreceğiz. Birlikte oynayacağız artık. Çok konuşmuyoruz. Ne yapıyoruz? Oyuna geçelim mi? Oyuna dur lan. Dur. Ha, oyuna geçelim. Tamam. Hadi oynayız. Arkadaşlar. Oğlum çok ses geliyor lan. Heh. Arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim size. Oyun çok geç yükleniyor. Bu çok sinir bozucu bir şey. Bu oyunun eksilerinden bir tanesi. Her neyse. Çok konuşmuyoruz. Ve oyunumuzu daha iyi hissedebilmek için kulaklıklarımızı takıyoruz. Size de aynı şekilde bunu tavsiye ediyorum. Fazla konuşmak istemiyorum. Oyunu oynarken siz de benimle birlikte o duyguyu yaşayın. Arkadan gelen fısıltılar vesaire. Ben aynı zamanda alt yazıları size okuyacağım. İsterseniz okumayı da bilirsiniz. Evet. Şimdi nerede kaldık biz? Ha. Neye basıyorduk? E'ye basıyorduk. Şunları açıyorduk. Evet, tanrılardan bir tanesini çağıracağız. Kuzeylilerin dediğine göre evren yaratıldığında karanlıktan başka bir şey yokmuş. Bu kuzeyde kesici bir soğuk, güneyde yakıcı bir sıcak. Soğuğun oluşturduğu bu buz, güneyden gelen kıvılcımlarla erişmiş. Karanlığın gücünü damlayan buza hayat verecek. Ymir adında ilk devi doğurmuş. Ymir'miş. Bildiğin emir. Buz damlamaya devam ettikçe boşluk ona hayat vermiş. Sütüyle devi besleyen ineğe dönüşmüş. Evet, şaşırdım. Şaşırdım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Basalım. Tamam, anladım anladım. Hikayeyi bir daha anlayabilmek için şey yapıyoruz arkadaşlar, olay bu. Şimdi tanrılardan biz birisiyle dövüşeceğiz ama hangi tanrıyla nasıl dövüşeceğiz hiç bilmiyorum. Bu kapılardan gidiş yok. Dön arkanı. Aa, dön arkanı dedim, durdu lan orada. Kızım ne yapıyorsun? Hop. Ateş devi Surt cevap verdi. O insanlıktan daha eski bir diyardan. Ve Güneyliler düşmanlarını paramparça etmek için onun alevli kılıcını çağırır. Onu bul ve kanını dök. Oğlum ben de birisiyle falan savaşacağız zannediyordum ben. Oğlum ses geliyor lan. Tamam dökeceğim dökeceğim. Nerede o şerefsiz? Nerede o sütü bozuk kanı bozuk? Sefil yaşlı ahmağı yabandan dönerken buldu. Kendisi gibi dışlanmış biri her yeri yanmıştı. Yakında öleceği için ona acıdı. Ben mi ölecekmişim yani? Kızım ağlama, gözünü sevdiğim. Karanlık oldu gene. Evet çok sessiz. Oo, oh, 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 oh. Acı. Ya yeter lan. Hop. Başlarım sizin işinize, gücünüze. Yürü lan. Hop. Vurma, vurma, vurma. Abi yapma be. Hadi, hadi, hadi lan, hadi. Kaç, 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 tamam. Geri kaç, geri. Kızım geri kaç, gelecek bu herif. Bunu bir çıkar. Evet. Var mı başka? Allah! Of, of. Doğru, doğru, doğru. Tamam, bunu da indir. Vur, vur, bir combo, bombo, bir şey yok. Hop! Vurma, ne olursun vurma. Bu kız hemen ölüyor zaten. Oho! Evet, böyle çok güzel combo. Vur. Süper. Bak şimdi gel. Gel. Vur vur vur. Bekleme.
Hop 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 hop. Ölme ne olursun. Bitti diyor, bitti. He's gone dediği için duyduk. He's gone, bitti. Bu kadar. Şimdi burada bir şeyler var hacı. E'ye basalım, bir görelim bakalım burada neler var. Kokusunu daha duyabiliyorum. Yanan insan eti. Tatlı iğrenç kokusu. Ve rüzgarın taşıdığı ağlama seslerini de duyuyorum. Sen de duyuyor musun? Seni var. Ben duyamıyorum. Benim duydum lan. Ağlama sesi falan var. Vay. Çığlıkları duydum ve hala duyuyorum. Evet, ben de duyuyorum. Nereden gideceğiz? Tamam, bir şey yapabiliyor muyuz, bunu açabiliyor muyuz? Açılıyor mu kapı? Yok, açılmıyor. Tamam, ben gidiyorum o zaman. Daha fazla burada durmanın bir anlamı yok. Buradan gideceğiz işte. Böyle rakamlar makamlar çıkıyor bak, olmuyor. Tamam, buralardan gidelim abi. Nereden? Ha, şuradan. Tamam, yukarı çıkabiliyormuşuz. O zaman buralardan gidiyoruz kardeş. Evet. Şimdi buraya kadar getirdim beni. Şimdi buradan da odaklan. Neye odaklanıyoruz? Neye odaklanacağız? Yerde falan bir şey mi var? Ben mi göremiyorum? Bu ne lan? Bu ağaç. Abi neye odaklanacağım bilmiyorum ki. Aşağıya bak. Sağlara bak, sollara bak. Evet, neye odaklanacağımızı şu anda bilmiyorum. Bakıyorum. Yani neye odaklanayım kardeş? Buradan ben bir çıkayım ya. Aa! Yerde bir şey var lan. Bunlar ölmüş olan insanlar sanırım. Gözlerimi bozdum. Vallahi billahi gözlerimi bozdum. Çıkar mısın lütfen? Aa! Buldum. Aynen. Aa! Sır buymuş demek ki. Tamam, buna odaklanacağız. Bir de bu kaldı. Buna da bir çare... Bunu da buldum lan. Bak. Yo. Bu değil. O zannettim de değilmiş. Tamam, bunu da bir yere koyacağız. Nereye? Şöyle yavaş yavaş bir döndürelim. Ya kardeşim, böyle sağa sola niye böyle şeyleri koyuyorsunuz siz ya? Buna odaklanabileceğimiz bir şey var mı ya? Tam karşımda bak, Y şeklinde şeyler var. Acaba o mu? Orası mı? Gidelim mi? Bak, burası da var bak. Ya şuradan şuraya atlayacağım da. Heh. Bakayım şuralarda bir yer var mı? Yok. Buralarda bir yer yok. Yok, odaklayamadım. Şu var ama bu olabilir mi acaba? Bak, bu da olabilir. Muhtemelen de bu. Yok, bu da değil. Tamam. Bu olabilir mi? Bulamıyorum abi. Bulamıyorum. İnsan cesetleri bunlar. Şu olabilir mi dersiniz? Bakayım. Yok artık, daha neler. Oy. Beni benden aldın. Yemin ediyorum beni benden aldın. Tamam, bulacağız bir şekilde. Tamam. Şunları bir çekseniz gözümün önünden daha rahat bulacağım ya. Hey'i bulduk. Y'yi nereden bulacağız? O ne lan? He. Hey yazdık ya. Ondan bahsediyorum. Hadi bakalım. Şimdi de Y'yi bul. Döndür abi. Belki bir yere denk getiririz. Ya beni mi hep buluyor böyle şeyler ya? Abi şunlar var yani. Bunlardan başka yok. Oluyor mu? Bu oluyor mu? Şöyle mi yapacağız? Nasıl yapacağız? Ne gerekiyor bunu bulabilmek için ya? Hani göz var, nizam var diyenleriniz olacak ama ben bulamıyorum arkadaşlar. Acaba kuleyle alakalı bir şey olabilir mi diye baktım. Şuralara bak bakayım. Şunlar. Belki oradan gözüküyordur ya. Buradan gözükmeyebilir. Tamam. Çıkıyorum ben, oraya çıkıyorum. Ya bunun bir ipucu falan olması lazım abi. Böyle olmaz mı? İpucu yok mu kardeş? İpucu. Bak, burada mesela o gözümün önündeki şeyler çıkmıyor. Bak, ben şimdi kendim bir
kurgu yapmaya çalışıyorum. Y'yi bulmam lazım ya arkadaşlar. Şimdi burada onlar çıkmıyor. Tamam, çıkmasın. Bu arada bilginiz olsun, kamera kapanabilir. Hani olur da kapanırsa bu şekilde devam edeceğim. Görüntüsüz olarak yani. Benim görüntümü göremeyebilirsiniz. Evet, bulduk. Fokus bak. Y'ler daha da çoğalıyor. Tamam, bu. Aynen abi, bak bu. Ben tahmin ettim ama. E tamam, açıldı da. Helheim'e giden yol. Yaşayanlara kapalıdır. Ama sen zaten ölülerin arasında yürüyorsun. Kapıya doğru bakarsan açıldığını göreceksin. Tamam, bakıyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Aç abicim kapıyı. Hadi. Daha ne yapayım? Gözünü sevdim. Daha ne yapayım? İttiriyor musun? Ne yapıyorsun bu kapıyı ya? Kapı nasıl açılıyor acaba? Şu kapıyı lütfen açar mısınız? Yeter da yeter. Başlayacağım kapınıza da, osuna da, busuna da. Aç lan şu. Aa. İşte bu oyununda kötü bir şeyi F'ye basacaksınız arkadaşlar. İnsan yani bunu düşünemez mi ya? Diyarıma ilk geldiklerinde dillerini onlardan merhamet dilenecek kadar biliyordum. Ve beni esir aldılar. Şu an keşke beni de diğerleri gibi katletselerdi diye düşünüyorum. Niye, sen çok mu kötülük yapıyorsun? Onların ateş, ölüm ve kölelik fırtınaları ile birçok diyara gittim. Bu bahsettiğin karanlığı iyi bilirim. Ne gülüyorsun lan? Ve yine de onunla savaşacağım. Bunu biz diyoruz herhalde. Tamam, savaşalım. Şimdi karşıma yine kim çıkacak acaba? Fark ettiniz mi arkadaşlar? Bu oyun tamamen senaryo odaklı. Yani sağında solunda cam barı, zartı zurtu hiçbir şey yok. Evet, geldik. Burada kesinlikle biz birisiyle savaşmadan bu kapıdan çıkamayız diyecektim. Hop hop. Dayı bismillah ya. Lan. Bir dakika. Öldük. Tamam, kalk. Hop. Abicim. Bir dakika. Benim bir savunma tuşunu falan bulmam lazım ya. Hadi bakalım. Yapma be. Kalk. Kalkabiliyor musun? Kalktım. Hop. Evet. Savunma tuşu falan yok mu kardeşim? Niye böyle duruyor lan bire? Yavaş. Niye böyle kitlene gidiyor? Oha, iki kişi oldular. Bu kadar da olmaz ama yani. Bu kadar da olmaz. Lütfen. Artık şu. Hoppa. Vur abi. Vur. Arkadan gelecek dedim ama ya. Ya bunları. Of. Abi bunları öldürmenin kolay bir yolu olmalı ya. Gel buraya. Bu da değil. Hop. Güzel, kaçtık. Doğru. Vur bir tane daha. Vur. Kafayı da geçir. Tamam. Ha, bu yaralanmış. Oha, hani ölmüştü? Seni var ya parçalarım. Adam. Seni parçalarım. Kafanı gözünü koparırım. Bu kadar. Evet. Şimdi bu kapı açılır. Ben dedim abi. Arkadaşlar, grafikleri beğendiniz mi? Surt'un ateş kapılarından birini görürsen, Maspel'in ateşini beslemenin tek yolunu bir kurban vererek ölünün oradan geçmesine izin vermek olduğunu bil. Senua. Surt'a giden yolu izlemek için ateşi bul. Bak, ateş yanında duruyor. Aha, bu. Al ateşi. Ateşi buldum işte. Daha nasıl bulu? Aa, bir dakika lan. Ben nereden geldim? Buradan mı gelmişim? Bir bakayım. Bir dakika dur. Buradan gelmiş olabilir miyim? Yok, buradan gelmedim. Diğer taraftan geldim. Kurban ayini. İşte orada. Odaklan. Bu mu? Odaklanıyorum. Bir şey mi göremiyorum? Ha, gördüm. Evet, bu tarafına geçeceğiz. Evet, ateşlediği şey de muhtemelen bu. Oyunum. Odaklan. Ya şu çok yavaş ilerliyor bu şeyler. Odaklandık, bir şey olmadı. Başka bir şey var mı? Yok. Şöyle mi odaklanalım? Nasıl odaklanalım? Ne tarzda bir odaklanmamı istiyorsun? Ya çevresel grafiklerin biraz daha iyi olabileceğini düşünüyordum açıkçası ama.
Tamam, buldum ateşi abi. Hadi. Ne yapmamı istediğini söyler misin ya? Yere mi bakacağız? Ne yapacağız? Ha, yerde bir şeyler de var ama. Bir dakika, şöyle yapalım. Şöyle geç. Evet. Şimdi odaklan. Odaklan. Odaklanmadı. Ha, problem değil ya. Evet. Nereye odaklandığımı bilmiyorum ama kayıt etti. Bakayım. Yes, kayıt etti bir şekilde. Buraya bir daha bakalım. Var mı bir şey? Yok. Tamam, git hadi buradan. Ateşi hepsini bulduk dayı. Hadi aç şu kapıyı gidelim. Ateşi de buldum. Her şeyi buldum kardeşim. Tamam. Aç hadi kapıyı. Aç sen kardeşim kapıyı. Bu nasıl açılıyor mu? Ne oluyor? Bakayım. Konuşmuyorsun da ya. Buna mı odaklanacağız? Ölü bu lan. Buradan geldik zaten biz ya. Tamam, buraya odaklan. Buralara odaklan. Hay senin odağına ya. Bu ne? Kafes. Kafes bunlar. Of, vallahi billahi var ya beni. Buraya geliyorsun, sev yapıyorsun habire. Niye? E'ye basıyorum, böyle yakınlaştırıyorsun. Tamam, sonra. Ha, bulanıklık gitti. Dur. Yakınlaş. Evet, şimdi oldu. Ne yapıyorsun? Öpüyor musun lan onu? Ateşin içindeyiz, evet. Geçmiş olsun. Ne oluyoruz? Bunlar kim lan? Ulan oğlum dur lan, korktum. Bir şey değilmiş. Ateşin içindeyken mi gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Tamam, aç. Aç, açılıyor galiba. Ha? Aynen. Tam da aç. Ha, girdik. El sana görmek istediğin yanıtları vermeyecek. Ancak sunduğu dehşeti görmezden gelmemelisin. Çünkü bakmayı reddederek acının üstesinden giremezsin. Ya sen kimsen? Bir çık artık aklımın içinden. Yeter. Bak geçtik. Çok garip bir oyun. O yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ateş nereye gitti? Bu bir tuzaktı. Bu bir illüzyondu. Surt onu istiyor. Odun yığını. Surt onu bekliyor. Geçemiyor. Kendi yolunu bul diyor. Tamam, bulacağım ben. Kendi yolumu da bulacağım. Ne yapacağız? Tamam, ne yapacağız? Ne yapacağımızı söyle. Oralardan geldik zaten. Ne yapacağım? Ha, şu ip var. İpi mi çekeceğiz? Ne yapacağız? Hadi. Evet, ne yapacağız abi? Söyler misiniz? Beni buraya niye getirdiniz o zaman? Madem burası çıkmak sokaktı. Ama... Çıkmaz sokaksa... Abi çok saçma. Şuradan gidiş varmış, tamam. Tamam, buradan gidelim. Evet, bir yer daha bulduk. Hadi bakalım, bir senaryo daha. Kuzeylilerin anlattığına göre dünya yaratılmadan önce Muspel adında bir dünya varmış. Güneyde olduğu için parlak ve sıcak alevliymiş. Muspel'dan sıçrayan kıvılcımlar yıldızlar olmuş, diğer kıvılcımlar donmuş. Niflheim dünyasının buzlarını eriterek ilk dev Ymir'in vücudunu yaratmış. Yani bu da küresel ısınmanın sonucu. 9 dünyadan biri olan Muspel şimdi ateş devlerinin topraklarıdır ve yabancılar burada yolculuk edemez. Bu muydu yani? Tamam, fazla konuşma, ne olur. Tamam. Sen çok konuşma. Sen konuşunca ben de şu kulaklığı bir takayım. Abi bu kapı üstüne kapıdan geçiyoruz. Kapı üstüne kapıdan geçiyoruz ya. Başka bir kapı. Başka bir kurban aynı. Onu bulması gerekiyor. Eyvah eyvah. Ateşi buldu. Tamam. Anladım. Geçenki muhabbetin aynısını yapacaksın. Tamam, hadi. Geç bakalım. Asla geri dönemeyecek. Her şey yanacak. Geri dönüş yolunu nasıl bulacak? Ne bileyim kardeşim ya. Ateş orada. Tamam, konsantre ol diyor. Konsantre ol. Everything burn. Her şeyi yakıyor musun diyor. Bir şeyler diyor ama. Bu ne? Tamam, buradan gideceğiz muhtemelen. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Geç abi. Ha.
Kuzeyler Surt'a giden yolu bulmak için ateş kurbanları verdiler ve benim gibi esirleri yaktılar. Çektikleri acılara gözlerinde anlam aradım ama onlar çaresiz domuzlar gibi çığlıklar attılar. Vallahi yapacak bir şey yok. Evet, geldik. Evet, ateşi de buldum. Hadi bakalım. Bu sefer direkt buldum ben bu olayı. Evet. Tamam, gene aynı muhabbetler. Tamam, gene tamam. Kendine gel. Bak şimdi. Sağına sonuna bak. Çok bağırıyorsunuz. Oo, hızlı koşma açıldı. Bu nedir kardeş? Bir dakika lan. Şöyle ineceğiz. Bağırma be. Allah seni kahretmesin. Nereden gideceğimi şaşırdım. Dur bir dakika. Kapı buldum kapıyı. Tamam. Çık. Koş. Ya kızım doğru düzgün gider misin lütfen ya. Tamam az kaldı. Allah belanı vermesin. Kafana tahta düştü ya. Tamam git az kaldı. Hadi. Gir şuradan içeri. Hah. Gene bu. Senua tanrıların dualarına cevap veriyor mu? Tüm tanrılardan merhamet istedim. Hatta onların tanrılarından bile hiçbir cevap vermedi. Sonunda kendimi özgür bıraktım. Bence tanrılara karşı koymalıyız. Aynı benim gibi kendi yolunu bul. Tanrılarım beni terk etti. I'm alone. Yalnızım. Kaç tane tanrınız var sizin ya? Kafanız güzel. Aa, bir tane daha kapı. Hadi bir tane daha ayin bulalım. Ay sıkıldım ben bu olaydan ya. Heh. Sen ne diyeceksin? Ay ateşine senin ya. Vallahi billahi baydın kardeşim. Ateş bul. Ya başlayacağım ateşine ya. Dur bakayım şimdi nereler. Şu evin içine. Aa bak orada işte. Teh. Buldum. Şu evin içine falan bir gireyim bakayım ya. Bir şeyler var mı? Bir heyecan falan. Hiç mi bir şey yok ya? Evin içinde. Bakayım. Aa oraya evin içinden gidiyor. Olmayalım sakın. Tahmin ettiğim gibi aynen. Evin içinden gideceğiz. Az önceki gibi yani. Bu ne? Bir dakika bu ne? Buraya kadar getirdin beni. Bu ne kardeşim? İn aşağı. Tamam. Heh. Kesin şimdi birileri falan gelir. Onlarla savaşırız. Tamam burası ya. Bakayım. Aa bak burada bir şey var. Kuzeylilerin anlattığına göre Masmur'un burası Surt Ateş Devleri'nin en güçlüsüymüş. Adı siyah olan anlamına gelir. Çünkü yanık bir görüntüsü varmış. O yüzden onlar da siyah değil mi? Anladım şimdi olayı. Tamam çok konuşuyoruz. Kuzeyliler onun elinde alevi kılıcıyla bırakıp Asgard ve Midgard'a gidecek. Tamam. Tüm tanrılara karşı savaş açarak galip gelecek ve bütün dünyayı ateşle yakacak. Tamam çok teşekkür ederim bilgilendirme için. Vallahi billahi çok yardımcı oldun. Sabahtan beri geleceğim. Ateşi bul. Şimdi bunların şeylerini bulacağız değil mi? Bakalım hadi bakalım. Evet bunları bul diyor. Abi bulmaca içinde bulmaca ya. Şimdi bir bakalım. Hel kuzeyleri karanlığın doyumsuz tanrılarına tapar. Elrin'den geliyorum. Senua bir zamanlar kent tanrıları olan takip ettiğim yerden. Sen kendi tanrılarını nasıl kaybettin? Ben bir bilgiyim, savaşçı değil. Hayatta kalmak için kötü şeyler yaptım. Bak bu muhtemelen burasıyla alakalı bir şey. Bir dakika. Yakınlaştığımız zaman zaten işaretler çıkacak. Dur bakayım. Evet. Bu burada işaret çıktı zaten. Tamam. Ama bizim o işareti bakayım bir daha çıkacak mı? Evet çıktı. Bakalım şöyle. Tepelere bir yerlere bakalım. Buralardaymış. Öyle diyor. Tamam. Bakıyorum. Evet buldum bak. Aynen. Tamam bu oldu. Şimdi ne var? R kaldı değil mi? R'yi de bulalım hadi. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim size. Şu an çıldırmış durumdayım. Ya bu ne biçim bir R'dir ya? Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Ya sabahtan beri biz bunları takip ediyoruz da. Abi buldum be. Ay be Orhan be. R'yi hep ağaçlarda bir yerde arıyorsun değil mi? Yerdeymiş lan. Yerdeymiş. Bak şimdi.
Of, ömrümü yedi ya. Evet, çık abi böyle. Bakayım şöyle. Bakayım biraz daha. Geç 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 geç. Bakayım, aynen. Bak. Evet, oturdu abi. Tamam, oturdu bu kadar. Bakayım, aynen oturdu. Atla şimdi aşağı. Ulan koskoca rey yerdeymiş. Bizim yaptığımız... Ya kardeşim sen şuradan atlayamıyorsun da buradan mı atlayacaksın illaki? Bas abi. Bas 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 bas. Ne demekse bas bas bas. Şimdi fırlıyoruz. Gidiyoruz. Şu kapıyı bir açalım. Hadi Allah aşkına ya. Yeter de. Yeter yani. Açıl susam açıl. Hadi bakalım. Açılır mısın lütfen? Bu kapı değil miydi yoksa? Ha şuradaki kapı, tamam. Şuradaki kapı. Hadi hızlı hızlı gidelim. R yerdeymiş ya. Tamam, bu izlerden de bir şey çıkarmış olduk. Bundan sonra nasıl hareket edeceğimizi öğrenmiş olduk. Arkadaşlar birazdan burada sonlandıracağız. Şu kapıyı bir geçelim. Ve kayıt işlemini yapsın. Ondan sonra sonlandıralım arkadaşlar. Gel bakayım. Tamam. Bu da burayı açıyorsun. Ondan sonra da savaşıyorsun. Tamam mı? Bu kadar. Şimdi o açıp savaşıyoruz diyoruz ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün yani ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Böyle yapalım. Üçüncü bölümde görüşmek üzere diyelim. Sizlere hoşça kalın diyorum. Birinci bölüm zaten izlemiştiniz. Benchmark testi olan aslında birinci bölümü anlatan bölümdü. İkinci bölüm şu anda birlikte oynamış olduğumuz bölüm. Üçüncü bölümde bundan sonraki bölümler olacak. Arkadaşlar kendinize çok 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 iyi bakın ve bye bye.